Üniversite size bir şey katmayacak arkadaşlar. Üniversiteden mezun olduğunuzda size yardımcı olacağını zannediyorsanız bir şey olmayacak. Ya ben idealist bir insanım. Şöyle yalan arkadaşlar. Bugün size günde 1000 dolar, günde 500 dolar para verseler kim okur üniversite? Öyle değil mi? Başlarım üniversitesine derler. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz son 2 haftadır ya da 3 haftadır video çekemedim. Bunun için kusura bakmayın. Biraz yoğunluk vardı. Araya bayram vesaire gitti. Farklı şehirlere gitmek zorunda falan kaldım. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusu üniversitelerle alakalı. Hani birçok arkadaş, ben sosyal medyada bakıyorum, videolar izliyorum ya da tanıdıklardan, akrabalardan, arkadaşlardan bana mesaj atanlar da oluyor. Abi üniversite sınavına girdik. İşte hazırlanıyoruz. İyi üniversiteye girmeye çalışıyoruz vesaire. Şimdi arkadaşlar bu videoda neden iyi üniversite okumak çok da fark etmez. Hatta hiç fark etmez. Size ona örnekleriyle anlatacağım. Yani kendi tecrübelerimi anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz geçen aylarda üniversite sınavı oldu. Hatta korona dönemiydi, birçok mesele oldu. Ya işte sınav iptal mi olsa, ertelense mi? Zaten biliyorsunuz seneler boyunca sınav sistemi sürekli değişti. İsimleri sürekli değişti. Her ne kadar değişse de ana mantık aynı. Ana mantık, liseden mezun olan öğrenciler bir sınava giriyor, yarış yapıyor açıkçası. Hani belli bir sürede belli sayıda soruyu cevaplandırmaya çalışıyor ve en iyi üniversiteye girmeye çalışıyor. Yani bu açıkçası sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bir at yarışı, bir fare yarışı olayı. Hani bu dönemden ben de geçtim arkadaşlar. Hatta birden fazla defa geçtim. Ben kendimi söyleyeyim, üniversite sınavına 4 defa girdim. Şimdi arkadaşlar ilk başta bunun bilincine varmak lazım. Bu bir fare yarışıdır. Bunun hani aslında şöyle olması lazım. Liseden mezun olan kişiler işte ilgi alanlarına göre hani üniversiteleri yerleştirilmesi ya da üniversiteye bireysel başvuru yapıp, mesela adam atıyorum çok iyi resim çiziyor mesela çocuk. İşte resim bölümünde resimle alakalı sınavlar alıp resim bölümüyle ilgili üniversitenin ilgili bölümlerine yerleştirilmesi lazım. Yani normalde mantıken bu doğrudur. Ancak şimdi birçok arkadaş stres oldu. Ya benim sınavım iyi geçti, ya benim sınavım kötü geçti. Seneye bir daha mı hazırlansam, iyi bir üniversiteye mi girsem? Şimdi arkadaşlar bunları düşünmeden önce üniversitenin mantığı nedir? Üniversite ne demektir? Üniversiteyi insanlar neden okur? Onları bilmek lazım. Şimdi ne diyorduk? Bizim annelerimiz, babalarımız döneminde insanlar ilkokulu okurmuş zorunlu. Ortaokulu okumuş zorunlu ya da zorunlu hale mi geldi o bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Sonra arkadaşlar liseyi okuyan okur, okumayan okumazmış, sonra da iş hayatı başlarmış, öyle değil mi? Liseyi insanlar 17-18'de bitirir, 17-18'de iş hayatına başlarmış. Şimdi ne oldu ama? Lisede zorunlu bir hale geldi. Yani o zamanlar üniversiteyi mesela akademik kariyer düşünenler okurmuş. Şimdi akademik kariyer nedir arkadaşlar? Mesela atıyorum doktor olacaksınız, mühendis, mimar olacaksınız ve üniversitede öğretmen olmayı planlıyorsunuz, profesör olmayı planlıyorsunuz ya da akademik çalışmalar yapmayı düşünenler ya da üst seviye, hani birilerine bir şeyler öğretecek kıvama gelmek isteyenler üniversite okurmuş. Şimdi ama arkadaşlar sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da öyle. Biliyorsunuz ben Amerika'da da yaşadım, Çin'de de yaşadım ve Çin'de, özellikle Çin'de de aynı durum zaten. İnsanlar artık üniversiteyi iş bulmak için okur duruma gelmişler. Yani nedir? Arkadaş ilkokul zorunlu, ortaokul zorunlu, lise zorunlu. Bunları bitirdikten sonra ya ben üniversite okuyayım da bir işe gireyim. Çok sayıda üniversite bitiren olduğu zaman da bu sefer iş bulma sıkıntısı oluyor. Zaten siz de çevrenizde görmüşsünüzdür, durmuşsunuzdur. Artık arkadaşlar üniversiteyi bitirenler kendi bölümlerinde işe giremiyorlar. Yani ben ne mühendisler, ne mimarlar, işte ne öğretmenler tanıyorum. Özellikle öğretmenler. Hani mezun olduktan sonra kendi bölümlerinde çalışamıyorlar, iş bulamıyorlar ya da atanamıyorlar. Ben arkadaşlar üniversite sınavına tam 4 kere girdim. İlk başta arkadaşlar liseden mezun oldum. Ben açıkçası iyi bir öğrenci değildim yani lisede. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdim. Çok bir şey yapamadım açıkçası. Hani barajı geçtim tamam, hani sonra bu uzaktaki üniversiteleri, yani küçük şehirlerdeki üniversitelerin belli kampüslerine girebilirdim açıkçası. Ancak bunu istemedim. Çünkü o zamanki görüşüm neydi? Ya Tarık bak, iyi üniversite okuyan iyi işe girebiliyor. Hani kötü üniversitede okuyan ya da kötü bölümlerde okuyan da kötü işlere girebiliyor ya da hiç işe giremiyor. Daha sonra arkadaşlar bir daha sınava girdim. Tercih yapmadım. Bir daha sınava girdim. Bu sefer özel bir üniversitenin, Çankaya Üniversitesi'nin İngilizce İktisat bölümünde İşte bir dönem İngilizce eğitimi aldım açıkçası. Daha sonra belli sebeplerden, hani özel okulda okumak istemedim vesaire, oradan ayrıldım. Sonra bu puan düşme muhabbeti vardı. Bir sene de öyle geçti arkadaşlar. Bir sene güzelce hazırlanıp Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne girmiştim. Yani benim diyeceğim şu arkadaşlar. Hani ben liseden sonra toplamda 4 kere sınava girdim. Ancak 3 sene kaybettim. 3 sene bir kaybım oldu. Peki arkadaşlar bu değdi mi yani? Hani ben mesela Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de okudum. Tamam.
öncekilerden daha iyi bir üniversitede, daha iyi bir bölümde okudum. Peki bu buna değdi mi? Arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Açıkçası bu buna değmedi. Çünkü üniversite artık öyle bir duruma gelmiş durumda ki şu anda herkes üniversite okuyor. İyi ya da kötü, ister Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, Bilkent'te okusun, ister Sütçü İmam Üniversitesi'nde, Çorum Hitit Üniversitesi'nde okusun, çok da bir farkı kalmadı. Kendi arkadaşlarımdan ya da bana mesaj atan arkadaşlardan biliyorum. Yani bölümlerden mezun olup kendi işini yapmayan birçok arkadaş var. Şimdi diyeceksiniz peki Tarık ne yapalım? Üniversite sınavına mı hazırlanmayalım artık? Üniversite okumak gereksiz mi? Arkadaşlar üniversite okumak gereksiz değil. Üniversite okunmalı. Ancak benim görüşüme göre, hatta öyle olmalı, herkesin görüşüne göre, günümüzdeki dünya yapısına göre üniversite okumak artık şart bir duruma geldi. O diplomayı almak. Ancak benim size tavsiyem arkadaşlar, üniversiteyi nerede okuduğunuz çok da bir fark etmez. Ha, atıyorum idealist bir insansanız mesela, ya ben doktor olacağım, ya ben atıyorum işte yüksek mühendis olacağım, yüksek mimar olacağım vesaire, idealist bir insansanız, ya ben işte bir işe gireyim de o işte ilerleyeyim, kendimi vereyim, severek yapayım diyorsanız eyvallah. Ancak arkadaşlar ya ben üniversiteyi para kazanmak için, yani üniversiteyi okuduktan sonra iyi bir iş bulmak için okuyorum diyorsanız, yani bu kafadaysanız, ki ben de bu kafadaydım, eminim ki çoğunuz da bu kafadasınız, o zaman açıkçası çok iyi bir üniversite okumaya gerek yok. Hani benim tavsiyem, ben olsaydım şu anda ne yapardım, hani geriye dönmüş olabilseydim arkadaşlar, yani hani ortalama bir üniversite ise okurdum açıkçası. Ancak üniversite zamanı, üniversiteye girdikten sonra altın çağı arkadaşlar. Bu üniversiteye girdiniz ya, o zaman insana bir rahatlık geliyor, ben size söyleyeyim. Yani hani hangi üniversiteye girdiğiniz fark etmez açıkçası. Bir rahatlık giriyor. Ya nasıl olsa üniversiteye girdim, bir şeyler bir şekilde biter, üniversiteden bir şekilde mezun oluruz, bir şekilde iş bulur, para kazanırız kafası oluyor insanda. Arkadaşlar bu çok yanlış bir düşünceymiş. Ben size şimdiden söylüyorum. Yani o rahatlık, üniversiteye giren arkadaşlar ya da okuyan arkadaşlar, o rahatlığın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ve arkadaşlar üniversitedeyken hani siz bakarsınız çevrenize, ya insanlar atıyorum kampüste oturuyor, boşa zaman harcıyor. İşte ya biz batak, o kadar çok batak oynuyorduk ki artık batakta prof olduk yani. Hani ben şimdi hatırlıyorum, o kadar boşa geçen zamanı hatırlıyorum. O kadar hani lüzumsuz, bana bir şey katmayan şeyler yapmışım, bunları hatırlıyorum. Ben açıkçası şimdiki aklım olsaydı, o zamana geri dönebilseydim, öyle zaman harcamazdım. Yani o çağlarda yapılması gereken, ya tamam sen üniversiteyi okuyorsun, niye okuyorsun? Diplomayı almak için okuyorsun. Hani ne okuduğun da çok da fark etmez açıkçası. Çünkü piyasadaki insanların, atıyorum yani benim görüşüm, bu yarıdan fazlası mezun olduğu işi zaten yapmıyordur. Zaten yapamıyordur, ya da yapsa bile aldığı maaştan memnun değildir. Hani öğretmen maaşlarına siz bakın, öyle değil mi? Hani bu günümüzdeki şartlarda arkadaşlar, kendini geliştirmek, kendine bir şeyler katmak, üniversite okumaktan çok çok daha değerlidir. Yani ben keşke İngilizceyi daha önceden öğrenseydim mesela. Ya da keşke kendimi yazılım bölümünde ya da program yazma bölümünde geliştirseydim. Yani siz de eğer üniversiteye girecekseniz, üniversitedeyseniz hiç moralinizi bozmayın. Ya ben şu üniversitede okuyorum, işte mezun olunca ne yapacağım? Ya da şu üniversitede okuyorum, ben mezun olunca bir şeyler yaparım. Bu moda girmeyin arkadaşlar. Üniversite dediğim gibi altın çağlardır. Bu dönemde üniversitedeyken çok zaman bulabilirsiniz. Bir şeyleri öğrenmek için, bir şeyleri başarmak için. Hani batak oynayarak geçirmek yerine benim size tavsiyem arkadaşlar, İngilizceyi kesinlikle öğrenin. Yani İngilizceyi Türkçe gibi öğrenin. İngilizceyi ders olarak görmeyin. Öğrenilmesi zorunlu olan bir şey olarak görmeyin. İngilizceyi dışarıdaki dil olarak, bir araç olarak görün ve öğrenmeye bakın. Ve bundan hariç arkadaşlar kendinize ekstra bir şeyler katmaya bakın. Üniversitede okuyorsunuz. Ancak bir işinizin olması lazım. Hani iş derken illa çalışıp para kazanmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum kendinizi Photoshop'ta geliştirirsiniz. Ya da atıyorum kendinizi edit olaylarında geliştirirsiniz. Kendinizi kripto olaylarında, NFT olaylarında geliştirirsiniz. Kendinizi yazılım olayında, Java, C++ olaylarında geliştirirsiniz. Ya da açıkçası kendinizi dil olayında geliştirirsiniz. Birçok diller öğrenirsiniz. Çünkü ben size söyleyeyim açıkçası, üniversite size bir şey katmayacak arkadaşlar. Üniversiteden mezun olduğunuzda size yardımcı olacağını zannediyorsanız bir şey olmayacak. Sadece CV'nizde size, ya ben şu okuldan şu diplomayı aldım, şu degree'im var benim diye buraya bir yazacaksanız, belki atıyorum hani iş başvurusu yaptığınızda, ya bu adam da şu üniversiteyi okumuş derler. Hani sıralamaya girebilirsiniz, anladınız mı? Diplomanız yoksa zaten
birçok kişiye CV gönderecek. Sıralanmaya bile giremezsiniz. Onun için arkadaşlar ileride iyi iş bulmak için, ileride iyi bir hayat yaşamak için, iyi bir gelir sahibi olmak için, ki hepimiz zaten ne için çalışıyoruz, ne için okuyoruz? Para için, öyle değil mi arkadaşlar? Yani bazı insanlar diyebilir, ya ben idealist bir insanım. Şöyle yalan arkadaşlar. Yani hani bugün size günde 1000 dolar, günde 500 dolar para verseler kim okur üniversiteye? Öyle değil mi? Başlarım üniversitesine derler. Hani siz de o yüzden üniversite çağındayken arkadaşlar, üniversitedeyken ya ben kötü üniversite, iyi üniversite okuyorum diye düşünmeyin. O sadece diplomayı almaya bakın. Peki üniversite okumak bu kadar mı değersiz bir şeydir? Yani hani okunmasa da olur mu? Okunmasa olmaz arkadaşlar. Bu videoyu şimdi neden çektin Tarık diyeceksiniz. Ya birçok arkadaş giriyor. Benim de yakınlarımda var yani. Hani bana mesaj atanlar da var. İşte üniversite sınavlarına girmişler. İşte kafada sorular. Benim de öyleydi. Ben de o çağlardaydım açıkçası. İnsan düşüncelere dalıyor. İşte morali bozuluyor iyi üniversiteye giremeyince. Ya da bir sene daha çalışsam mı diyor. Bir sene daha çalışma, ben size söyleyeyim mi? Zaman kaybı. Hayatınızdan bir sene gidiyor. Hayatınızdan iki sene gidiyor. Yani 4 Ağustos'ta tercihler açıklanıyormuş. Biliyorum birçok arkadaşın morali bozulacak. Birçok arkadaş da sevinecek. Ancak bu sevinme biraz yersiz. Çünkü zannettiklerini alamayacaklar. Bu üzülme de yersiz arkadaşlar. Niye? Çünkü o çok daha madah bir şey değil. Çok daha büyük bir şey değil. Bana şimdi sorsanız, Tarık şimdi senin hayatında üniversiteyi alsak, üniversite diplomasını alsak senden, hayatında ne değişir? Çok bir şey değişmez arkadaşlar. Ancak deseniz ki ya Tarık ben senin hayatına yabancı dillerini alsam, tecrübelerini alsam hayatında ne değişir? Hayatımda o zaman komple değişir. Çok şey değişir. Size anlatmaya çalıştığım bu. Arada arkadaşlar bazılarınız yavru kedileri soruyorsunuz. Yavru kedilerin hepsi sahiplendi. Lokum İstanbul'a gitti. Pamuk İstanbul'a gitti. Gece şu anda Ankara'da. Hepsinin sahipleri de çok şeker insanlar. Sürekli konuşuyoruz. Yani onları da biliyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Merak etmeyin. Hepsi de güvenli, emin ellerde. Hayatlarından memnunlar. Umarım bu video genç arkadaşlara rahatlatıcı, güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar çok da takmanıza gerek yok. Siz öğrenmeye bakın. Siz kendinizi geliştirmeye bakın. İngilizceyi kesinlikle öğren. Yani olmazsa olmaz. Öyle bir şey yok. İngilizce öğrenmeden olsa öyle bir şey yok yani. İngilizce bilmeden hayatın sadece %10'unu anlayabiliyorsunuz. Ben size öyle diyeyim. Hani bilmeniz lazım. İngilizce size kapılar açıyor. Farklı şeyler öğrenebiliyor. Ben açıkçası size şöyle örnek vereyim. Öyle kapatayım. Ben açıkçası Çin'e öğretmen olarak gittiğimde 2015 senesi mi? 2015'in ortalarında falan karar verdim ben. Ya internette Türkçe ile alakalı hiçbir kaynak yok. Sıfır. Hiçbir şey yok. Yani bulamadım öyle bir şey. İngilizce araştırdığımda bile çok limitli kaynak vardı. Hani ancak ben ne yaptım? Araştırdım, kontak kurdum, girişim yaptım. Mesela oralara mailler attım. Bizde bir de öyle bir şey var. Bir şeyleri düşünürüz ama adım atmayız ona yönelik. Sonra bir şekilde düğüm çözülür ya, hani öyle çözülüyor, her şey yoluna giriyor. Neyse arkadaşlar, çok uzattım, birazcık konuştum. Eğer başınızı şişirdiysem kusura bakmayın. Ancak genç arkadaşlar dediğim gibi umarım bu videodan faydalanırlar. Videoyu istiyorsanız burada bitirelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Hatta aşağı yorum bırakın ki bu konuda beraber konuşalım. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.